İşkur listesini yeniledi. Şu an Türkiye genelinde 84 bin açık iş ilanı var. İş arayanlar ya da işinden memnun olmayanlar için seçenek de çok. Gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda 84 bin işçi aranıyor. İşkur açık iş ilanı listesini güncelledi. Ekmek kapısı aralandı. Türkiye'deki işsizlik oranı en son %10,03 olarak açıklandı. Yani 3 milyon 287 bin işsiz bulunuyor. Kamu ve özel sektör seferber oldu. Özel sektörün İşkur'a verdiği açık iş ilanı sayısı 84.335'e çıktı. Türkiye İş Kurumu işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Talep listesinin en başında beden işçileri var. 22.435 beden işçisi aranıyor. Yani vasfa gerek duyulmayan iş kolları arasında. Örneğin istifleme, kazma, taşıma ve benzeri işleri kapsıyor. Asgari ücretle başlayan maaşlar performansa göre değişebiliyor. Satış danışmanlarının da iş bulma ihtimali yüksek. Çünkü onlar da listede ikinci sırada. 3.394 işçi alınacak bu alanda. Üçüncü sıradaki iş kolunun açık işçi sayısı da hatırı sayılır miktarda. Temizlik işlerinde çalışmak isteyenler için 2.992 açık iş imkanı bulunuyor. Özel plazalarda, iş merkezlerinde bu vasıfta işçi açığı çok fazla. Maaş durumu ise işverenle anlaşmaya bağlı değişebiliyor. 2.409 garson, 2.260 güvenlik görevlisi, 2.170 dikiş makineci acil aranan işçiler, üniversite öğrencilerinin ya da yeni mezunların sıklıkla tercih ettiği iş kolu olan çağrı merkezi müşteri temsilciliği içinde 1.305 işçi aranıyor. Aşçılık son dönemin en gözde meslekleri arasında. İşkur'un listesinde 528 açık iş ilanı bulunuyor bu konuda. Aynı şekilde kakao ve kahve hazırlayıcısı olmak isteyenler de 93 açık iş imkanını değerlendirebilirler. 937 kasiyer, 923 şoför, 158 çaycı, 257 host ve hostes açığı var. Ayrıca İşkur, vasıfsız işçileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz mesleki eğitim kursları düzenliyor. Buna katılan işçilere günlük 61 lira 65 kuruş veriliyor. Sanayide iş öğrenme harçlığı ise 75 lira. Peki listelerdeki işlerden birini isteyenler ne yapmalı? İşkur.gov.tr adresine girip TC kimlik numaralarıyla müracaat etmeleri gerekiyor. Ardından işverenle bile iletişime geçebilirler.